Geçen hafta ideal çözelti sınırlarını ve Henry yasasıyla Raoult yasasını görmüştük. Bu derste de bunları kısaca hatırlamakla başlamak istiyorum. Diyelim ki elimizde karbon disülfür ve aseton karışımı var. Bu geçen hafta gördüğünüz bir tekrar olacak. Asetonu bu şekilde yazıyoruz. CO, CH3, CH3. Eğer CS2 yani karbon disülfürü çözücü olarak alırsanız ve asetonu da çözünen olarak alırsanız ve karbon disülfürün miktarına göre bir grafik çizersek çözücü olarak. Burada bazı sınırlarımız var. Karbon disülfürün mol kesri 1'e giderse Raoult yasasının geçerli olması beklenir. Çünkü burada bir ideal seyreltik çözelti söz konusu olur. Dolayısıyla karbon disülfürün kısmi basıncı onun mol kesriyle saf haldeki kısmi basıncının toplamı olur. Şu noktada bir yerde oluruz herhalde. Burası saf karbondisülfürün buhar basıncı olsun. Bu noktalar 0 ve 1 tabi. Burada Raoult yasası geçerli ise böyle bir düz çizgi çizebilirdik. Bu bölge Raoult yasasına uyuyordu. Dolayısıyla basınç bir müddet çizgisel gider ve sonra sapar. Diğer sınırın durumunu alırsam yani karbondisülfürün mol kesrinin sıfıra gittiği durum, karbondisülfür çözünendi, aseton ise çözücüydü. Bu durumda artık Raoult yasası geçerli değil. Bunun yerine elimizde Henry yasası var. Henry yasası biliyorsunuz çözünenle ilgili bir yasaydı. Çözünenin mol kesri bayağı küçüktü. Dolayısıyla çözünenin buhar basıncı karbondisülfürün mol kesri ile orantılıydı. Ancak burada çözünenin saf haldeki buhar basıncı yerine başka bir değer geliyordu. Bunu KC ile gösterip buna Henry sabiti diyoruz. Bu sabit çözelti de bulunan diğer türlere de bağlıydı. Mesela burada asetona bağlı. Eğer aseton yerine kloroform kullanırsanız bu sabit değişir. Dolayısıyla bu sabit asetona, sıcaklığa ve çözeltide bulunan her şeye bağlıdır. Bu son derece önemli bir sabit. Karbondisülfür aseton karışımında Raoult yasasından olan sapma pozitifti. Bunun anlamı Henry sabitinin saf haldeki karbondisülfürün buhar basıncından daha büyük olduğudur. Bunun anlamı karbondisülfür moleküllerinin asetonun mevcudiyetinde daha ziyade gaz fazına geçmeyi tercih etmeleridir. Başka bir deyişle asetonla karışmaktan pek hoşlanmazlar. Bu iki madde birbirinden pek hoşlanmıyor. Karbondisülfür molekülleri aseton moleküllerinden kaçmak için gaz fazına geçmeye çalışırlar. Bunun sonucunda Raoult yasasından pozitif bir sapma olur ve Raoult yasasından daha yüksek bir basınç gözlenir. Buradaki bu doğrusal kısmın eğimi de bize karbon disülfür için olan KC'yi verir. Yani Henry sabitini verir.
Bu doğrunun eğimi ise karbondioksit sülfür için P yıldız değerini vermektedir. Bu bir pozitif sapmadır. Bununla ilgili çok örnek var. Kloroform ile asetonu karıştırırsanız bu sefer de negatif bir sapma görürsünüz. Kloroform ile aseton birbirlerinden çok hoşlanırlar. Çünkü asetonun oksijeni ile kloroformun hidrojen arasında hidrojen bağları meydana gelir. Bunun sonunda da negatif sapma gözlenir. İsterseniz sayısal bir örnek yaparak başlayalım. Bu size sorulabilecek bir soru. Bu konuyla ilgili bir sorunuz var mı? Her yasasıyla Rolle yasasını hep karıştırmışımdır. Ne zaman Henry, ne zaman Rolle yasasını kullanmam gerektiğini pek bilememişimdir. Gerçekten bunlar epey karmaşık kavramlar. Burada hatırlayacağınız şey, eğer çok az miktarda maddeden bahsediyorsanız ki bu genellikle çözünendir, pek iyi bir örnek olmayacak ama su içinde şeker gibi. Tabii şeker burada çözünen durumunda ama çok çok ufak konsantrasyonlardan bahsediyorsanız o zaman Henry yasası geçerli olur. Rolle yasası ise sadece ve sadece çözücüye uygulanır. Çok fazla madde bulunması durumunda. Dolayısıyla bu kısımda Rolle yasası geçerli, bu kısımda da Henry yasası geçerli. Henry yasası çözeltideki moleküllerin kendi türlerine olan molekülleri görmedikleri zaman geçerli olur. Eğer etraflarında sadece kendi türleri olsaydı başka bir maddenin mevcudiyetinden haberleri olmazdı. Bu durumda karbon disülfür moleküllerin etraflarında aseton molekülleri olduğunu fark etmeleri mümkün değildir. Zaten bunun bir önemi de yoktur. Bu durumda ideal çözelti olarak davranırlar fakat burada durum farklı. Etrafları aseton molekülleriyle çevrilmiş olup kendi türlerinde molekülleri görmeleri mümkün değildir. Hemen hemen bu durumda Rolle yasası tamamen çöker. Çünkü Rolle yasası ortamda genellikle tek bir bileşen olduğu farz edilerek çıkarılmıştır. Pekala bir örnek yapalım bu hususta. Burada herhangi iki tane bileşen alalım. A ve B. Ve bunların seyreltik bir çözelti verdiklerini farz edelim. Bu çözelti de ideal olmasın. Rolle yasasında bir miktar sapma var. Burada 50 santigrat sıcaklıkta PA yıldız eşittir 0,67 bar ve saf B'nin buhar basıncı da 1,7 bar olsun. Görüldüğü üzere B bileşeni çok daha uçucu. Ayrıca 50 santigrat derecede A'nın sıvı fazdaki mol kesri 0,9 ve B'nin sıvı fazdaki mol kesri de 0,1 olarak 0,1 olarak verilmiş. Çözelti üzerindeki toplam basınç ise 0,7 bar. Burada yapacağımız şey konsantrasyon değiştirmek suretiyle çözelti üzerindeki toplam basıncın konsantrasyonla nasıl değiştiğini bulmak. Bir mol kesri problemi bu. XA'yı 0,95 yapacağız. XB'de 0,05 olacak mesela. Toplam basıncın bununla nasıl değiştiğini bakacağız. Bu çözücü olarak davranmakta. Bu da çözünen olarak davranmakta. Uçucu olan bileşen. Bu hemen hemen sıfıra yakın bir değer. O zaman buna Henry mi yoksa Rolle yasasını
mı uygulayacağımıza bakmamız gerekir. B için her yasasını uygulayacağız. A için ise Raoult yasasını uygulayacağız. B için kullanacağımız bölge burası. B'nin konsantrasyonu buraya düşüyor. A'nın konsantrasyonu ise öbür uca yakın. Pekala, cevaplamamız gereken ilk soru, gaz fazındaki bileşimin ne olduğu? Veya YB'nin ne olduğu? Notlarda bir sıkıntı var galiba. Bir dakika. Hesaplamalar buralarda bir yerde olmalı. Evet. Notlar olmadan bu problemi çözersek hata yapacağız. Bu problemin çözümünü size bırakacağım. Bu şekilde de hata yapmaktan da kurtulmuş oluyoruz. Hata yapmayı önlemenin güzel bir yolu bu. Bu problemin ilginç olan kısmı B şıkkı. A şıkkı kolay olan kısımdı. Bunu kendi başınıza çok rahatlıkla yapabilirsiniz. YB eşittir 0,59 çıkmalı A şıkkı için mol kesri ve toplam basıncı kullanmak suretiyle. Burada yapacağımız şey ise mol kesirlerini değiştirip toplam basıncın ne olduğunu bulmak. B şıkkında sıcaklık yine 50 derece. A'nın mol kesirini 0,95'e, B'nin mol kesirini ise 0,05'e ayarlıyoruz. Ve ...50 derecede A'nın mol kesirini 0,95'e, B'nin mol kesirini de 0,05'e ayarlıyoruz. Ve toplam ve P toplamın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Önce bildiğimiz şeyleri yazalım. Bildiğimiz gibi toplam basınç A'nın kısmi basıncıyla B'nin kısmi basıncının toplamıdır. A çözücü, B çözünen. Bu ideal olmayan seyreltik bir çözelti. PA-Raoult yasasına uyacak çünkü A çözücü ve çok fazla miktarda var. Buna göre bu XA çarpı PA yıldız olacak. PB üssü de mol kesiriyle orantılı ancak bu çözünen olduğundan ve etrafında daha ziyade A moleküllerini göreceğinden artık Raoult yasasına uymayacak ve Henry yasasına uyacak. Henry yasasına uyacak sadece. Bu sıfır noktasına yakın bir yerde. Bu yüzden A ile B arasındaki etkileşimden dolayı bir sapma söz konusu. Burada PA yıldız yerine artık KB koyacağız. KB bildiğiniz gibi Henry sabiti. Bu bildiğiniz gibi A maddesinin konsantrasyonuna bağlı ve farklı çözücüler için farklı değerlere sahip. Pekala, biz zaten bunu biliyoruz. Bu bize problemde verilmiş fakat bunu henüz bilmiyoruz. Henry sabitinin ne olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Ancak bunu A şıkkından bulabiliriz. Orada gerekli olan tüm bilgi mevcut. A şıkkında toplam basıncın verildiği bir karışım var zaten elimizde. Buradan toplam basıncın verildiği bir karışım vardı. Buradan KB eşittir PB bölü XB. YB'nin ne olduğunu da zaten hesaplamıştık A şıkkında. Burada B'nin kısmi basıncının ne olduğunu biliyoruz. Bu B'nin gaz fazındaki mol kesriyle toplam basıncın çarpımı ve biliyorsunuz Dalton yasası.
Bunu xb'ye bölersek 0,137 çarpı bunların toplam basıncı 0,7 bölü 0,1 eşittir 0,973 bar olarak bulunur. Evet. Dolayısıyla bu değeri buradaki denklemde yerine koyabiliriz. XA'yı biliyoruz, XB'yi biliyoruz. PA yıldız eşittir 0,67 KB'yi de biliyoruz. Toplam basınç 0,685 bar olarak bulunur. Bu Raoult yasasını, Henry yasasını ve Dalton yasasını birleştiren tipik bir problemdir. Bunları kullanmak biraz dikkat ister. Bu tip problemler sık sık imtihanlarda karşınıza çıkar. Dolayısıyla bu tip problemleri çözmek size fayda sağlar. Her kanunun nerede kullanılacağını bilme açısından tabii. Dalton yasası gaz fazına uygulanır biliyorsunuz. Sıvı fazda ne olduğunu biliyorsanız o zaman Henry yasasında kullanabilirsiniz çözünen için. Raoult yasası da sıvı fazda ne olduğunu biliyorsanız çözücü için kullanılır. Burada Henry ve Raoult yasasını kullanmak için konsantrasyonları bilmek yeterlidir. Ama Dalton yasası sadece ve sadece gaz fazına uygulanır. Problem hakkında soracağınız bir şey var mı? Evet, bu problemi yaptığımıza göre artık faz diyagramını çizebiliriz. X ekseni B çözünen konsantrasyon olsun. 0 ile 1 arasında tabii ki birazdan bir oylama yapacağız. Raoult yasasının geçerli olduğu durumda PB yıldız buraya karşılık gelir. Her şey mükemmel ama Raoult yasası maalesef işe yaramıyor burada. XB'nin 0'a yakın olduğu yerde Henry yasası geçerli. Burada bir sapma söz konusu A ile B moleküller arasındaki etkileşimden dolayı. Burada bu sapma için iki farklı seçenek var. Ya pozitif sapma olabilir ya da negatif sapma olabilir. Pozitif sapma A moleküllerinin sıvı faz yerine gaz fazında olmayı tercih etmesinden kaynaklanır. Bunun anlamı farklı moleküllerin birbirlerinden hoşlanmamalarıdır. Yani B molekülleri A molekülleriyle karışmak istememektedirler. Başka bir deyişle etkileşim enerjisi uygun değildir karışmaya. Entalpi uygun değildir karışmaya. A ve B'nin karışması için tabii ki. Ancak bu aşağıdaki durumda karışma için entalpi uygundur. Dolayısıyla buradaki problemde hangisi geçerlidir? Mavi çizgi mi, yeşil çizgi mi? Hadi oylayalım. Kaç kişi mavi çizginin doğru olduğunu düşünüyor? Mavi çizgi 4. Kaç kişi yeşil çizginin doğru olduğunu düşünüyor? 4, 5, 6. Siz iki kere oy verdiniz galiba. Erken oy kazandırır. Valideli, eski Chicago valisi. Oyunu değiştirmek isteyen var mı? Tamam, pekala. Burada 6, burada 5. Birçok kişi de oy kullanmadı. Hemen hemen bir beraberlik söz konusu. Tam bir beraberlik. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Aranızda tartışın. Bu problemdeki tüm değerler verilirse saf çözücünün buhar basıncını biliyoruz. Burada konsantrasyonları değiştirdik. Henry sabitini bulduk. Henry sabiti bize etkileşim entalpisinin uygun olup olmadığını söyler. Başka bir deyişle pozitif sapma mı yoksa negatif sapma mı olacağını gösterir.
Tamam, tekrar oylayalım mı? Kaç kişi mavi olan diyor? Kaç kişi yeşil olan diyor? Oh be, sağ olun. Tamam. KB küçüktür PB yıldız. Bu bir negatif sapma. Basınç beklenenden düşük. Moleküller birbirlerini beklenenden daha çok seviyorlar. Entalpi A ile B arasındaki etkileşime uygun. Birbirleriyle etkileşmekten hoşlanıyorlar. Evet, bu hidrojen bağlarından da olabilir. Başka bir şeyden de. Pekala, tüm diyagramı bir araya getirirsek, keşke buradakini silmeseydim. İşte benim diyagramım bu. Bu B için olan Raoult kanunu, bu da Raoult kanunundan olan sapma. Bu da A için Raoult yasası. A için olan sapma da böyle bir şey. Bu ikisi birbirine eklersem böyle bir diyagram yerine, tabii bu basınç, bu da XB ve YB. Burada da basınç ve XB YB diyagramı çiziyoruz. Burada bu şekilde olan Raoult yasası yerine YB kısmı bu şekilde olur. Bu ideal çözelti faz diyagramıdır. Tepede yüksek basınçta sıvı, altta da gaz vardır. Eğer bu mavi çizgi ile kırmızı çizgiyi birbirine eklersek, daha önceden Raoult kanunda olduğu gibi düz bir çizgi çıkmaz. Bunun yerine düz çizgiden bir sapma olur ve daima bu düz çizginin altında kalan bir eğri elde edersiniz. Çünkü her iki tarafta da negatif sapma vardır. Bu şekilde alttan giden bir eğri ortaya çıkar. Aynı şey kabarcık çizgisi için de geçerlidir. O da bu şekilde alttan geçecek şekilde bir sapma gösterir. Belki pek o kadar fazla olmayabilir ama genelde gördüğünüz şey bu. Tüm diyagram yukarıdan bastırılıyormuş gibi aşağıya doğru kıvrılır veya bazen de aşağıdan itiriliyormuş gibi olur. Pozitif sapma ile bunun tam tersidir. Bu negatif sapma. Faz diyagramımızı tekrar çizersek bu tip bir şey elde ederiz. Henry yasası da bu işe karşı. Buyurun. XB yerine XA da kullansak olur mu? Hiç önemi yok. İyi soru. Diyagramlar genelde buna benzer ve şu ana kadar öğrendiğiniz her şey bu diyagramlara da uygulanır. Ancak bir tane istisna var ki baya önemli. Bazen bu ideal olmayan çözeltilerin davranışı baya garip olabilir. Önce bunu çizelim. Altta XB, YB var. 0 ile 1 arasında. Basınç da bu eksende. Bazen çiğ çizgisi ve kabarcık çizgisi aralarında düzgün bir ayırma vermek yerine bu iki eğri bazen özel bir sebepten dolayı bir noktada çakışır. Bu idealikten sapan bir durumdur. Burada moleküller arasında büyük bir etkileşim söz konusudur. Hem gaz fazında hem de sıvı fazda. Bu nokta son derece ilginç bir nokta. Bu özel noktadan uzakta bir yerdeysem, örneğin bu noktanın solunda bir yerdeysem, tam burada bir yerde bu sistemi damıtmaya çalışayım. Gaz fazım burada. Ve basıncı artırarak şu noktaya gelelim. Burada bir sıvı gaz karışımı var. Derişimler XB üssü ve YB üssü, affedersiniz, XB üssü. Daha yukarı çıkarak basıncı artırmaya devam edelim. Ve halen gaz veya buhar fazındayız. Buhar yapıyorum. Affedersiniz, buhar değil, sıvı ortaya çıkmakta. Sıvının bileşimini çok
rahat bir şekilde bulabilirim tabii ki. Çizgisine bir yatay çizmek suretiyle kesim noktası sıvının bileşimini verir ve buradan da sıvının konsantrasyonu rahatlıkla okunabilir. Bu sadece sıvının konsantrasyonu YB üssü. Bu biliyorsunuz gaz fazının konsantrasyonu, çünkü buradan başlıyoruz ve damıtmaya başlıyoruz. Elimize biraz sıvı geçiyor. Bunu XB üssü olarak okuyoruz. Bu diyagramdan da açıkça görüldüğü gibi XB üssü küçüktür YB üssü olmakta. Dolayısıyla sıvının konsantrasyonu A açısından zenginleşir. Çözeltiden A'yı ayırıyoruz. Nihai olarak elde edeceğimiz şey saf A olacak. Buna devam edersek saf A'ya kadar gidebiliriz. Örneğin basıncı biraz düşürürüz. Çözeltiyi gaz fazına geçiririz. Daha sonra basıncı tekrar artır, bir miktar daha sıvı elde ederiz. Bu sıvıyı alır, işlemi tekrar ederiz. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra elimize saf A geçer. Pekala, şimdi de tam bu özel noktanın üzerinde olduğumuzu farz edelim. Burada da YB üssü A konsantrasyonu ile başlayalım. Tam bu noktadayım ve basıncı artırıyoruz. Bir müddet sonra bu noktaya erişiyoruz. Burada sıvı oluşmaya başlar tabii ki. Bu sıvının bileşimi ne olur? Gazın bileşimiyle karşılaştırılınca. Başka bir deyişle XB, YB ile karşılaştırıldığında nedir? Tam bu noktada. Görüldüğü gibi aynı. Sıvıya geçtiğimiz zaman bileşim değişmiyor ki, bu da bizim hiçbir işimize yaramıyor. Bunu gaz haline çevirdiğim zaman yine aynı bileşim elimize geçiyor. Bu karışımı damıtmamız veya saflaştırmamız mümkün değil. Buradaki bu karışıma kısaca azeotrop adı verilmiştir. Burada bunu damıtmamız veya A ile B'yi ayırmamız mümkün değildir. Bu karışımı damıtmamız söz konusu olamaz. Aynı diyagramı tekrar çizebilir ve burada mol kesirleriyle ve basınç yerine mol kesirleri ve sıcaklığı kullanabiliriz. Burada da aynı şey meydana gelir. Aynı hesaplamalar geçerlidir. Bu sizin notlarınızın son sayfasındaki ek bir çizim. Geçen haftaki notlarınızdan kalan kısım bu. Burada pozitif bir sapma ve pozitif bir azeotrop da olabilir. TX diyagramında veya aradaki etkileşime bağlı olarak negatif bir sapma ve negatif bir azeotrop da elde edebilirsiniz. Bu durum son derece sıkıntılı bir durum. Çünkü burada aşağıda sıvı var, sıvı faz var, yukarıda da gaz fazı. Şimdi bir damıtma yaptığımızı varsayalım. Başlangıç noktamız sıvı. Fazdaki şu nokta olsun. Bileşim sabit. Buradan gaz oluşturalım. Tabii ki fraksiyonlu bir damıtma yaptığımı farz ediyoruz. Elde ettiğimiz gazın farklı bir bileşim var. Gazın bileşimi şu nokta. Bu gaz karışımını çekip bir soğutucu vasıtasıyla yoğunlaştıralım. Önce yoğunlaştıralım, sonra tekrar ısıtalım. Yoğunlaştırdığımız zaman buralarda bir yere geldik. Tekrar ısıttığımız zaman azeotropik noktaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. O noktaya geldikten sonra artık sıkışmış bir durumdayız. Artık yapacak bir şey yok. Bu noktadan başlayıp karışımı ısıtırsak biraz gaz oluştururuz. Bu gazı çekip tekrar soğutursak burada bir noktaya geliriz. Tekrar ısıtıp da aynı işlemi yaparsak tekrar aynı noktaya geliriz. Olan şey maalesef bu, örneğin elinizde benzin su karışımı varsa olacak olan olay bu. Bunu damıtmamız mümkün değil. Azeotropik noktaya kadar gelebiliyorsunuz, o kadar.
Bunları ayırmak için fraksiyonlu damıtma yapmanız mümkün değil. Bu gerçek hayatta karşılaşılan sorunlardan biri. Burada yapılacak şey basınçla oynamak ve yüksek basınç, alçak basınç geçişleri yapmak suretiyle bu noktayı aşmak. Veya başka bir yolla sapmayı döndürmek. Ancak bu şekilde damıtma başarılı olabilir. Evet, koligatif özellikleri geçmeden önce azetroplarla ilgili bir sorunuz var mı? Eğer organik kimya yapıyor ve bu tip bir karışımı ayırmaya çalışıyorsanız bu biraz başınızı artabilir. Dolayısıyla azeotropları iyi anlamak gerekir. Evet. Artık koligatif özelliklere geçebiliriz. 4 tane koligatif özellik var. Bunların ne olduğunu şu ana kadar gördünüz zaten. Hatta bazılarının ardındaki matematiği bile çözdünüz. Hatta bir tanesini çok detaylı bir şekilde incelediniz. Bu özellikler son derece önemli çünkü bunları hemen hemen günlük hayatımızın her kesiminde kullanıyoruz. En azından 3 tanesini kullanıyoruz. Pekala, bu 4 koligatif özellik bakalım neler? Buhar basıncının düşmesi. Eğer bir karışımımız varsa, karışımın buhar basıncı saf madeninkinden daha düşük olmaktadır. Kaynama noktasının yükselmesi, size verilen tuzlu su örneğinde olduğu gibi çözücüye uçucu olmayan bir bileşen katılırsa çözeltinin kaynama noktası yükselir. Eğer suya çok miktarda tuz atarsanız suyun kaynama noktası yükselir. Donma noktasının düşmesi, kışın buzlu yolların üzerlerine tuz çökerek, dökerek açıyoruz, biliyorsunuz. Ve en son olarak da ozmotik basınç. Örnek olarak tatlı suda tuzlu su balıklarının, tuzlu suda da tatlı su balıklarının yaşayamamasını verebiliriz. Veya saf suya konmuş canlı hücrenin şerek patlamasını vermiştik. Koligatif özelliklerin hepsi karışımdaki kimyasal potansiyelin saf haldeki kimyasal potansiyelden daha düşük olmasından kaynaklanır. Burada A çözücüyü, B'de çözüneni göstermekte. Bu olay A'nın mol sayısının B'nin mol sayısından çok çok büyük olması durumunda daima geçerli. Mesela A çözücüsüne biraz B katarsak A'nın kimyasal potansiyeli yavaş yavaş düşer. Karışma işleminden dolayı. Çünkü burada karışma entropisi söz konusu. İşte tüm bu özelliklerin sebebi bu. Bunu başlamadan önce bir şey daha hatırlatalım. Bu vatandaşlar için özel bir konsantrasyon kullanacağız. Kullanacağımız konsantrasyon terimi molalite. Molalite olacak. Molalite çözünen mol sayısının 1 kilogram çözücüye bölünmesi şeklinde verilir. Başka bir deyişle bu mol bölü kilogram çözücü şeklinde bilinir. Alışık olduğunuz mol bölü litre değil, mol bölü kilogram. Suda bunun değeri mol bölü litre değerine çok yakındır. Suyun yoğunluğunun yaklaşık 1 gram bölü santimetre küp olmasından dolayı bu değerler birbirine çok yakın çıkar. Pekala, bu değerleri incelemeye başlayalım. Bunları zaten gördük.
Buhar basıncı düşmesini daha önce de görmüştük. Bu Rolt yasasından geliyordu. A'nın buhar basıncı farkını PA eksi PA yıldız şeklinde yazarsak PA bildiğiniz gibi XA çarpı PA yıldızdır. Bu Rolt yasası eksi PA yıldız, bu da 1 eksi XB çarpı PA yıldız eksi PA yıldız olur. Bu da eşittir eksi XB PA yıldız olarak bulunur. Bu değer sıfırdan küçük bir değer görüldüğü gibi. Bunun anlamı sıvının üzerindeki buhar basıncının daha düşük bir değere düşmesi. Yukarıda buhar basıncı düşmesi demem gerekiyordu. Şimdi bir faz diyagramı çizelim ve buhar basıncının düşmesinin kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması üzerindeki etkisine bakalım. Önce donma noktasının düşmesini ele alalım. Kaynama noktasının yükselmesini KB, bunu Henry sabiti ile karıştırmayın. Lütfen bu tamamen farklı çünkü bu bir koligatif özellik. Çarpı B'nin molalitesi olarak bulacağız. Nihai sonuç bu olacak. Kaynama noktasındaki sıcaklık değişimi B'nin molalitesine doğrusal olarak bağlı ve başında da karışıma bağlı olan bir sabit var. Tabi basınca da bağlı olan bir sabit var. Faz diyagramlarını incelerken her şeye kimyasal potansiyellerin değişimi açısından bakmıştık. Bir denge durumunda kimyasal potansiyellerin birbirine eşit olduğunu farz etmiştik. Burada da aynı şeyi yapacağız. Çözücünün sıvı fazda kimyasal potansiyelinin gaz fazındaki kimyasal potansiyeline eşit olduğunu farz edeceğiz. Denge durumunda sıvı fazın kimyasal potansiyeli Rolt yasasına uyar ve saf A'nın kimyasal potansiyeli artı RT ln XA şeklinde verilir. Bu terim çözünenin karışmasıyla ilgili bir terimdir ve gaz fazı tarafında ise saf A'nın kimyasal potansiyelini alıyoruz. Çünkü hatırlarsanız B'yi uçucu olmayan bir bileşen olarak farz etmiştik. Dolayısıyla gaz fazındaki yegane bileşen A olduğuna göre aynı kimyasal potansiyeli kullanmakta hiçbir sakınca yok. Çünkü saf halde ln XA eşittir 1 bölü RT'ye eşit. A'nın saf halde gaz fazındaki kimyasal potansiyeli eksi A'nın saf haldeki sıvı fazda kimyasal potansiyele çarpılması şeklinde verilir. Bunlar da kısaca gaz fazında ve sıvı fazda mol başına olan Gibbs serbest enerjisine karşılık gelir. Dolayısıyla bunun yerine Gibbs serbest enerjisindeki değişimi yazabiliriz. Gazdan sıvıya geçerken tabi bu kısaca buharlaşma Gibbs serbest enerjisidir. Sıvıdan gaza geçerken herhalde bir yerde bir eksi işaret olacak. Yo, bu doğru. Bu son hal, bu da ilk haldi. Bu da RT'ye bölünür. Evet. Ancak bu bizim istediğimiz bir ifade değil. Bizim istediğimiz delta T. Burada içinde T olan karmaşık bir ifade bulduk ama delta T değil bu. Bunu yapmadan veya delta D değerini bulmadan önce bu ifadede yazacağımız kısaltmalara bir bakalım. Bu ln terimlerini kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Burada bir ln terimi yok gördüğünüz gibi. Bakalım bu logaritmik terimden kurtulabilecek miyiz? Ln xa ne acaba? Xb ile ilişkili. Buradaki her şey b ile ilişkili. Bu son denklemde a'nın konsantrasyonunu hiçbir şekilde kullanmıyorum. Ben de bunu burada istemiyorum. Bu yüzden bunu b cinsinden değerini yazalım. Ln xa, ln 1 eksi xb şeklini aldı. Xb son derece küçük bir sayı. Çünkü b çözeneği çok az bir miktarda mevcut. Bu değer hemen hemen saf çözücüye eşit. Ln 1 eksi çok çok küçük bir değer. Taylor açılımını biliyorsunuz. Muhtemelen bu değerin eksi xb'ye yakın bir değer olduğunu da bilirsiniz. Ln 1 eksi x
çarpı sıfıra giderken eksi x'e çok yakın bir değerdir. Dolayısıyla bu değer de eksi xb olur. Çarpı b xb, biliyorsunuz b'nin mol sayısı bölü a'nın mol sayısı artı b'nin mol sayısı. Kısaca toplam mol sayısı. Xb değerini bu şekilde buluyorduk. Fakat b'nin mol sayısı son derece küçük a'nın mol sayısı ile karşılaştırıldığında öyleyse burada nb'yi ihmal edebilirim. Dolayısıyla bu değer yaklaşık olarak eksi na bölü n5 şeklinde verilir. İkinci yapmak istediğim şey ise molalite değerini bulmaktır. Burada molaliteyi kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Burada kilogram çözücü kullanmak bana biraz ters geliyor. Çünkü ben litre çözücü kullanmaya alışığım. Dolayısıyla bu işten memnun değilim. Dolayısıyla burada kilogram terimini yok etmek için her iki tarafı da m terimiyle çarpayım. Burada m değeri a'nın toplam kütlesini göstermektedir. Buradaki bu oranda molaliteye eşit. Bu da benim aradığım şey zaten. Bu da yaklaşık olarak eksi molalite çarpı a'nın toplam kütlesinin mol sayısına bölümü. Bu da a'nın mol kütlesi. Toplam kütlenin mol sayısına bölümü bize mol kütlesini verir. Bu da b'nin molalitesi çarpı a'nın mol kütlesi şeklinde çıkar. Dolayısıyla burada artık ln xa yerine bu değeri kullanabilirim. Sonunda eksi xb çarpı ma eşittir delta g buharlaşma bölü rt şeklinde bir ifade elime geçer. Bunu biraz düzenleyelim isterseniz. m1 eşittir delta g bölü rt ma. Tabi bir de eksi işaretimiz var. Tamam. Logaritmik terimi yok ettim ama hala burada delta t terimi yok. Elimde delta t terimi yok. Bu delta t terimi nasıl getireceğim? Burada mutlaka delta t terimini getirmeliyim. Ufak sıcaklık değişimlerini elde etme yollarından bir tanesi bu ifadenin t'ye göre türevini almaktır. Bu şekilde elimize delta t terimi geçer. Dolayısıyla her iki tarafında t'ye göre türevini alalım. Ve buradan delta t terimini elde edelim. Buna göre dmb bölü dt sabit basınçta eşittir. Eksi 1 bölü r ma çarpı d parantez içinde g bölü r bölü dt yine sabit basınçta bulunur. Ya, keşke şu tahtayı biraz daha güzel kullansaydım. Pekala. Pekala. Elimde Gibbs serbest enerjisinin T bölümünün türevi var. Bu sizin daha önce gördüğünüz bir ifade. Buna Gibbs Helmholtz denklemi diyoruz. Bu Gibbs serbest enerjisinin sıcaklıkla değişimi ile entalpiyi bağlar. Gibbs Helmholtz denklemini d bölü delta g bölü r bölü dt eşittir. Eksi delta h bölü t şeklinde de yazabiliriz. Bunu elde etmek için g ve h'nin temel denklemlerini yazmak yeterlidir. Bundan sonra da biraz işlem yapmak gerekir. Bunu zaten daha önce yapmıştık. Bunu size bir alıştırma olarak bırakıyorum. Kitaplarınıza bakıp arkadaki indeksten bunun nasıl yapıldığını bulabilirsiniz. Şu anda elinizde bu denklem var ve bu son derece kullanışlı bir denklem. Bu şekilde dt ifadesini elde edebiliriz. Bu denklemde sağ taraftaki dt terimini yok edebiliriz. Bu denklem dm bölü dt eşittir. Delta h buharlaşma bölü ma rt kare şekline dönüşür. Bunu biraz daha farklı bir şekilde tekrar yazabiliriz. Bunu dmb, bu da dt şeklindedir. dmb molalitedeki değişim, dt ise sıcaklıktaki değişime bölünmüş. Epey yaklaştık istediğimiz şeye. Burada sıcaklık değişim, burada da molalite değişim. Dolayısıyla bu ifadeyi düzenlersek dt bölü ma rt kare bölü delta h buharlaşma çarpı
En ifadesi ele geçer. M'deki değişim çok küçüktür çünkü sıfır değeriyle başlayıp daha sonra içine çok az bir miktar B katılır. Yaptığımız şey bu. A içine çok az bir miktar B katıp sıcaklık değişimine bakmak. Dolayısıyla DMB çözelti eklediğimiz çok az bir miktar MB eksi sıfır şeklindedir. Dolayısıyla DMB temel olarak MB'ye eşittir. Dolayısıyla buradaki değerli terimi halletmiş bulunuyoruz. Peki başka ne diyebiliriz? Burada ilgilendiğimiz sıcaklık değişimi de epey küçük. Mutlak değerle karşılaştırıldığı zaman çok ufak bir değişim. Çünkü sisteme çok az bir miktar B ekliyoruz. O kadar. Dolayısıyla buradaki değeri pek fazla değişmez. Bunu kaynama noktası sıcaklığı olarak alalım isterseniz. Bu tabi saf maddenin kaynama noktası. Bunu TB yıldız şeklinde yazacağız. İşte delta T burada duruyor. Buna göre bu ifade delta T eşittir. Parantez içinde MAR TK yıldızın karesi bölü delta H buharlaştırma parantezi kapatalım çarpı MB yani B'nin molalitesi şeklinde yazılabilir. Bu A'nın mol kütlesi, A'nın buharlaşma entalpisi ve kaynama noktasını içeren terim B olarak bilinir. Dolayısıyla delta T eşittir kapa B çarpı MB şeklinde bulunur. Yani parantez içindeki terimi kapa B terimi olarak yazdık ve bu değer daima sıfırdan büyüktür. Eğer donma noktası düşmesine bakarsanız bu bayağı basit bir iştir. Kullanılan denklemler göz önüne alındığında bu da aynı termodinamik yolla bulunur. Yapmanız gereken yegane şey delta G buharlaşma değeri yerine eksi delta G erime değerini koymak olacak. Buharlaşma yaparken sıvıdan gaza geçiyorduk ve delta G buharlaşma delta G buharlaşma değerini kullanıyorduk. Donma noktası düşmesinde ise sıvıdan katıya geçiyoruz. Dolayısıyla burada eksi delta G erime değerini kullanmamız gerekiyor. Tabii ki bu değer katıdan sıvıya geçerken artı olacak. Kısaca sıvıdan katıya geçerken delta G değeri olarak eksi delta G erime değerini kullanmamız gerekir. Tabii ki delta H buharlaşma değeri yerine de eksi delta H erime değerini koymamız ve kaynama noktası yerine de donma noktasının alınması gerekir. Tabii kapa B değerinin yerine de kapa F değeri alacak. Matematiksel işlemler tamamen aynı. Tüm her şey kimyasal potansiyellerin eşit olması gerçeğinden başlıyor. Katı fazla sıvı faz arasındaki denge durumunda kimyasal potansiyellerin eşit olması gerçeğinden başlarsak katı faz aynen gaz fazında olduğu gibi saf A'dır. Çünkü burada A molekülleri bir arada olduklarından B'nin mevcudiyetinden pek haberleri yoktur. Ancak bunlar sıvı fazda beraberler. Çünkü hızlı bir difüzyon söz konusu burada. Dolayısıyla matematiksel işlemler sonunda donma noktası düşmesi yani delta T F eşittir eksi parantez içinde MA R T F yıldızın karesi bölü delta H erime parantezi kapatıyoruz çarpı MB yani B'nin molalitesi şeklinde bulunur ve bu değer daima sıfırdan küçük bir değerdir. Evet, bu donma noktası düşmesiyle ilgili bir sorunuz var mı? Kaynama noktası yükselmesiyle da ilgili tabii. Çünkü burada çok ufak bir değişiklik yapıyoruz. Sisteme çok çok az bir miktar B ekliyoruz. İşte bu yüzden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve delta MB yerine direkt olarak MB'yi koyabiliyorum. Çünkü referans noktamız saf madde. Sadece çok az bir miktar B ekliyoruz. Çok az bir miktar B eklendiğinden dolayı. Evet.
Güzel bir soru. Başka soru var mı? Pekala. Ozmotik basıncı çarşamba günü inceleyip istatistik termodinamiğe geçeceğiz. Ozmotik basınçtan sonra istatistik termodinamik ve kinetik konularını da inceleyeceğiz.